Bergama Belediyesi Okul Kütüphanecileri Derneği Başkanı Aydın İleri'yi güneş almayan zemin kata sürdü. 31 Mart yerel seçimleri sonrasında AKP yönetimine geçen Bergama Belediyesi'ne ait Bergama Araştırmaları Kütüphanesi'nde görevli Okul Kütüphanecileri Derneği Başkanı Aydın İleri'ye mobbing uygulandığı ve bir depoda görevlendirildiği iddia edildi. Birileri mutlaka müzik yapılıyor. Bu büyük okuma meclislerinde de lir çalınırmış yüksek sesle kitap okunurken. Bergama Demokrasi Platformu üyeleri, Bergama Çevre Platformu Sözcüsü Erol Engel ve Bergama Velider Yönetiminden Fikret Ali Parlas, Ege'de son seste yapılan söyleşide Okul Kütüphanecileri Derneği Başkanı Aydın İleri'nin mobbing gördüğünü söyledi. Kütüphane vasfı memuru neydi? arkadaş. Yok yok onun vasfı neydi? Türkiye Kütüphaneciler Derneği ikinci başkanı. Öyle mi? Ha. Aynı zamanda üç tane de yazdığı kitap var. Yazar. Ve bu arkadaş oradan kütüphanenin çalışanı biz bu kütüphane çalışanını alıp belediyenin zemin katına kilitledik. Aydın ileri pek çok gazete ve dergide kitap, kütüphane, okuma kültürü, çocuk edebiyatı alanında yazılar yazdı ve televizyon programlarına katıldı. Yayıncılık ve kütüphanecilik çalışmalarını aktif olarak sürdüren Aydın İleri, Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkan Yardımcılığı görevi ve Okul Kütüphanecileri Derneği Başkanlığı'na halen devam ediyor.